Merhaba, ben uzman diyetisyen ve yaşam koçu Tuğba Yaprak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tiroid hastalarının mutlaka izlemesi gereken bir video hazırladım. Bu videomda özellikle de tiroid hastalarının zayıflayabilmesi için 5 öneriden bahsedeceğim. Evet, tiroid hastasısınız ve kilo vermekte zorlanıyorsunuz. Bazen danışanlarım, Tuğba Hanım ben tiroid hastasıyım, nasılsa kilo veremiyorum. Ama yine de bir denemek istediğim gibi ön yargıyla bu sürece başlıyorlar. Ancak tiroid rahatsızlığınız varsa uygun ilaç tedavisi ve beslenme tedavisiyle sürece desteklediğinizde aslında etkili ve güzel sonuçlar almanız çok kolay. Öncelikle tiroid hastasısınız ve tiroid beziniz az çalışıyor. Neden az çalıştığına yoğunlaşmalısınız? 1. Hashimoto rahatsızlığınız mı var? Maalesef Hashimoto rahatsızlığında vücudunuz tiroid bezine saldırıyor. Ve maalesef tiroid bezimiz yavaş çalışıyor ve buna yönelik bir ilaç tedavisi ve beslenme tedavisiyle kilo verme sürecimiz çok daha kolay oluyor. Ya da yeterli iyot almadığımızda maalesef tiroid bezi yeterince çalışamaz hale geliyor. Özellikle de hipertansiyonu olan kişilerde, tuz alımı kısıtlı olan kişilerde bu rahatsızlık daha fazla görülebiliyor. Aynı zamanda iyotsuz tuz kullanmaya çalışırken iyot, yetersiz iyot alımına bağlı tiroid rahatsızlıkları oluşabiliyor. Yani aslında bizim tiroid bezimiz az çalışıyorsa öncelikle neyden dolayı az çalıştığının bir farkına varmamız gerekiyor ve ona yönelik de bir tedaviye başlamalısınız. Evet, tiroid beziniz az çalışıyorsa ve kilo vermek istiyorsanız işte kilo verme sürecinizi hızlandıracak birinci adım. Hormon dengesini destekleyen vitamin ve mineral kullanımı. Özellikle de B12, D vitamini, selenyum, çinko gibi vitamin ve minerallerin alımı tiroid bezinin yeterli ve düzenli çalışması için oldukça önemli. Son 6 ay içerisinde yaptırmış olduğunuz bir kan tahliliniz bulunmuyorsa aile hekiminizden veya en yakın sağlık kurumundan bir randevu alın lütfen. Öncelikle bu değerlere baktırın. Bu belirttiğim değerlerde eksiklik çıkarsa mutlaka takviye kullanmaya başlayın ve beslenmenizi bu doğrultuda düzenleyin. 2. Tiroid rahatsızlığı olan kişilerin anti-enflamatuar beslenmesi gerekiyor. Vücuttaki iltihabı azaltmamız ve tiroid bezini desteklememiz gerekiyor. Bu nedenle de enflamasyonu azaltan gıdalara ağırlık verin. Günlük beslenme programınıza yeşil çay, zeytinyağı, zencefil, omega 3 yağ asitlerinden zengin olan somon, sardalya gibi yağlı balıkları ekleyin. 3. adım olarak ise son zamanlarda yapılan bilimsel çalışmalarda özellikle Hashimoto rahatsızlığı olan kişilerin kırmızı et tüketiminin fazla olduğuna dair bir çalışma yapıldı. Bu nedenle haftanın 3 günü tamamen bitkisel beslenmeye çalışın ve hayvansal hiçbir gıda almamaya çalışın. Daha çok kalsiyum açısından zengin gıdalar tercih etmeye çalışın ve mevsim sebzelerinden, mevsim meyvelerinden porsiyon kontrolüne dikkat ederek tüketin. Yani ne yapıyoruz? Haftada 3 gün özellikle de hayvansal gıda alımını bu süreçte sınırlandırıyoruz. Özellikle haftanızın 3 günü zeytinyağlı bir sebze yemeği yaparak değerlendirebilirsiniz. Geri kalan haftanın 2 gününde ızgara veya haşlanmış bir formda hindi tüketebilirsiniz. Geri kalan 2 günde ise balık tüketebilirsiniz. Özellikle de somon veya sardalyaya ulaşma imkanınız varsa harika olur. Çünkü omega 3 açısından zengin besinlerdir. Anti-enflamatuar besinlerdir. Yanına ekleyeceğiniz bol salata, fırınlanmış sebzeler ile doygunluğunuzu çok rahat sağlayabilir ve kilo verme sürecinizi kolaylaştırabilirsiniz. Özellikle tiroid bezinin dostu olan minerallerden bir tanesi selenyumdur. Selenyum açısından zengin beslenmeniz kilo verme sürecinizi de kolaylaştırır ve tiroid fonksiyonlarının iyileşme sürecine destek olur. Bu süreçte selenyumdan zengin ay çekirdeği, fındık, badem gibi kuru yemişlere, süt ve süt ürünlerine, et, tavuk, balık, köfte gibi protein açısından zengin gıdalara günlük beslenme programınızda yer vermeyi ihmal etmeyin lütfen. Özellikle süt ve süt ürünleri, sığır eti, hindi tavuk, kabuklu deniz ürünleri, ceviz, fındık, badem gibi kuru yemişler ve ay çekirdeği gibi besinler selenyum açısından zengin gıdalardır. Günlük beslenme programınıza selenyumdan zengin gıdaları eklemeyi ihmal etmeyin. 4. adımımız ise tiroid hastalığınız var ve goitrojenik besinlerden kaçınmanız gerekiyor. Özellikle turp, lahana, kara lahana, beyaz lahana, brokoli gibi gıdalar goitrojenik besinlerdir ve tiroid bezinin çalışmasını baskılar. Ancak siz her gün 5-6 kilo bu besinlerden tüketmediğiniz sürece herhangi bir sorun yaşamazsınız. Bu
Bu gıdaları az miktarda beslenmenize ekleyebilirsiniz. Çok sık olmadığı sürece, çok büyük miktarlarda tüketmediğiniz sürece tiroid bezinize zarar vermez. Bunu unutmayın. Beşinci adımımız ise dengeleyici ve düzenleyici bir diyet programı uygulamak. Diyet yaparken iyotlu tuz kullanmanız oldukça önemli. İyotu yemeği pişirirken eklememelisiniz. İyotun uçmaması için yemek piştikten sonra yemeğinizi eklemeli ve yemeğinizin kapağını, tencerenizin kapağını kapatmalısınız. İyotlu tuzunuzu saklarken porselen bir şişede ve çok fazla güneş almayan bir ortamda saklamaya özen gösterin. Tamam. İyotlu tuz tüketimi oldukça önemli. Özellikle de Dünya Sağlık Örgütü her gün 150 mikrogram kadar iyotlu tuz kullanmamız gerektiğini belirtiyor. Lütfen siz de tuzlarınızı alırken eğer herhangi bir rahatsızlığınız yoksa iyotlu tuz kullanmaya özen gösterin. Ancak tiroid beziniz çok fazla çalışıyorsa işte o zaman iyotsuz tuz alabilirsiniz. Tiroid bezi çok fazla çalışırken iyotlu tuz kullanırsanız tiroid bezinizin daha da çok çalışmasına neden olursunuz. Bu süreçte lif açısından zengin, düşük kalorili, mevsim meyve ve sebzeleriyle desteklenmiş bir diyet programı yapmanız oldukça önemli. Özellikle stresten kaçınmalısınız. Stres enflamasyonu arttırdığı için bu süreçte stres yönetimini iyi yapmanız çok önemli. Uyku düzeninize, gün içerisindeki içtiğiniz su miktarınıza ve yaptığınız egzersizlere çok dikkat etmelisiniz. Az su tükettiğinizde maalesef yeterince kilo veremezsiniz. Uyku düzeninize dikkat etmediğinizde gün içerisinde tatlıya olan eğiliminiz artar, gereksiz yere boş kalori alırsınız ve vücuttaki enflamasyonun artmasına yol açar. Bu nedenle hem iştah kontrolünü daha kolay yapabilmek hem de daha hızlı hedeflerinize ulaşabilmek adına basit şeker içeriği olan, rafine şeker içeriği olan lütfen gıdaları tüketmekten kaçının, uyku düzeninize ve yeterli su tüketimine özen gösterin. Aynı zamanda stres vücuttaki enflamasyonu arttırdığı için stres yönetimini daha iyi yapabilmek ve kalori açığı oluşturabilmek adına mutlaka bir egzersiz yapın. Egzersiz de vücudunuzdaki serotonin seviyesini arttıracak ve gün içerisinde daha iyi, daha zinde hissetmenizi sağlarsınız. Aynı zamanda da hem zaman hem emek sarf ettiğiniz için spora yediklerinize ekstra özen gösterirsiniz. Tiroid rahatsızlığı olan kişilerin mutlaka 6 ayda bir tiroid bezlerini kontrol ettirmesi ve tiroid takibini yapan doktorlarına başvurması oldukça önemli. Lütfen tiroid değerlerinizi düzenli aralıklarla kontrol etmeyi ve ilaçlarınızın dozlarının ayarlanabilmesi adına mutlaka doktorunuza başvurun ve her gün mutlaka düzenli içmeyi ihmal etmeyin. Evet, bugün tiroid hastalarının zayıflayabilmesi için 5 öneriden bahsettim. Sizin de tiroid rahatsızlığınız varsa, hipotiroidi, hipertiroidi, Hashimoto rahatsızlığınız varsa bana ulaşabilirsiniz. Online ve yüz yüze programlarımızdan yararlanabilirsiniz. Mevcut tiroid rahatsızlığınıza özel, sizin günlük yaşam şeklinize uygun beslenme programları hazırlayabilirim. Bu arada kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.